Etleri marine etmek için soya sosu, yumurta ve nişasta karışımı hazırlanıyor. Yalnız ben glutensiz yediğim için nişasta yerine mısır nişastası kullanıyorum. Pişmese de ön pişirme yapıyoruz. Eti önceden kızartmamızdaki amaç şu. Çin yemeğini pişirirken sırasıyla sarımsak, soğan ve biberleri koyacağız. Onlar pişecek. Onlar iyice piştikten sonra en son eti ekliyoruz. Ve et önden piştiği için işte çiğ kaldı derdi olmayacak. Bu arada biz sebzelerin yumuşacık piştiğine emin olacağız. Böylece sebze yemeği sevmeyenler bile etin lezzetinin arasında onları da yiyecekler. Ve her şey bittikten sonra içerisine soya filizini atacağız. Bu şekilde hazır olacak. Ön pişirmede eti %100 tam pişmesini beklemiyoruz. Bu şekilde etin tamamını kızartacağız. Renkli biberler, demin kızarttığımız et ve arkasından soya filizini yemeğe ekleyip pişireceğiz. Ve soya sosu da katacağız yemeğe. Acı sos şöyle yapılıyor. Elinizde varsa çok acı kurutulmuş biberlerin üzerine kızgın zeytinyağı döküyorsunuz. Yoksa acı toz ya da pul biberin üzerine döküyorsunuz. 1-2 gün bekleyince acısı iyice yağına çıkıyor ve böylece acı sosu elde ediyorsunuz. Wok tavaya çok az zeytinyağı döktüm. Ocağın altını açtım.
Çok güzel. Anne eline sağlık. Afiyet olsun Dağhan.